çevresindeki hakimiyetini sürdürüyor. Ama yaklaşık yani bu işte 2-3 asırlık sürenin Konya için biraz daha bir gerileme, sönme dönemi olarak atfetmek mümkün. Ve şehir daha sonra tekrar klasik çağda Osmanlı İmparatorluğu'nda ki bu aslında Osmanlı İmparatorluğu'nun gelişim süreciyle de paralel eşgüdümlü gelişen bir süreç. Kanuni dönemine kadar yine cılız bir hem sosyoekonomik hayat hem de tarihi anıtlar, kültür varlıkları bakımından da o zenginliği, Selçuklu döneminde yaşadığı zenginliği bize gösteremeyecektir. Biz Konya'nın 13. yüzyıldaki bu zenginliğini tabii ki dediğimiz gibi bunun en temel unsurlarından biri Orta Çağ kentini, Selçuklu kent fiziğinin en temel unsurlarından biri sur yapılarını ancak Kars'tan Niebuhr gibi bu 18. yüzyıl ortalarından itibaren şehre uğramış, şehirle ilgili görsel ve anlatım, görsel tasvir ve betimlemelerde bulunmuş yabancı müelliflerden öğreniyoruz ve şehrin etrafının bir surla kuşatıldığını, Alaaddin Tepesi dediğimiz tarihi kent çekirdeğinin etrafını kuşatan sur dışında Alaaddin Keykubat tarafından yaptırılan 12 tane kapısının bulunduğu suru ancak restitüsyonlarla ancak tanımlayabiliyoruz. Ve sur içi yerleşmesine esasında kentin hem Osmanlı hem Cumhuriyet yakın modern dönemlerinde olan o kadar olan fiziksel gelişiminde aşağı yukarı Alaaddin Tepesi'nin doğu aksında kalan, şöyle ben masumla da göstereyim, Mevlana Külliyesi dediğimiz Kubbe-i Hatra, Mevlana Dergahı ile Alaaddin Tepesi arasında kalan aksın, bu yaklaşık 1 kilometrelik bir aks olarak tanımlayabiliriz belki kabaca. Bu aksın 500 metre kuzey ve 500 metre güney tarafında kalan bölümlerinin de birinci derece arkeolojik sit alanı olarak tanımlanmış olmasına karşın modern yapılaşmanın sürekli yığışımlı olarak burada değişimlere sebebiyet verdiğini izleyebiliyoruz. Ve kentin dediğimiz gibi hem Selçuklu şehir dokusu hem daha sonraki Osmanlı önemli anıtlarının, büyük görkemli anıtlarında hep yer aldığı aslında tarihi çevre kabaca bu hatlar içerisinde yoğunlaşacaktır. Bu Tanzimat döneminde yani bugün sizle birlikte üzerinde konuşacağımız, yoğunlaşacağımız dönemde de yine bu sınırlarda, bu rotada, bu rotanın etrafında ancak biraz daha ilerleyen zamanlarda Tanzimat'ın ve Konya'ya Bağdat Demiryolu'nun ulaştığı dönemde de 1898'e kadar da yeni belirlen Kuzeybatı'daki yeni merkeze doğru iki yeni meydanla, iki yeni bir merkezle birlikte gelişiminden söz etmek mümkün olacaktır. Dediğimiz gibi Alaaddin Keykubat dönemi, Selçuklu çağı ve bu 13. yüzyılın ilk çeyreğindeki parlak dönemden biz klasik Osmanlı çağına kadar olan süre zarfında Konya'da ciddi bir yatırımın, ciddi bir imar hareketinin var olmadığını söylemiştik. Ancak 16. yüzyılın ortalarına doğru tıpkı işte Osmanlı İmparatorluk tarihinde olduğu gibi Konya'da da Kanuni Sultan Süleyman ve bu dönemde onun şehzade olarak atadığı Konya eyaletinde, Karaman eyaletinin Paşa Sancağı, eyalet merkezi Konya'da 2. Selim dönemiyle birlikte şehirde tekrar bir parlamanın, tekrar bir yükselişin olduğunu söyleyebiliyoruz. Bu da işte tarihi süreç içerisinde, Türk devri içerisindeki ikinci bir canlanma dönemi olarak, yeni çağdaki canlanma dönemi olarak addedilebilir. Bu dönemin sembol yapıları da işte Selimiye Külliyesi diye, Süleymaniye Külliyesi diye bilinir. Aslında 2. Selim'in Konya'daki Şehzadelik döneminde babasının adına inşasına başladığı ancak babasının ani ölümü sonrası hızlı bir şekilde tahta sefer sırasında ölümü sonrası hızlı bir şekilde aniden tahta geçme telaşesi içerisinde bırakıp yarım bırakıp gittiği tezkirelerde Sinan'a mal edilen aslında bakıldığı zaman da kendi içerisinde de belirli problematikleri içeren Konya Sultan Selim Camii'nin inşası ve bu yapı tabii ki bakıldığı zaman her ne kadar işte çağdaşı 16. yüzyılın ikinci yarısındaki Sinan yapıları içerisinde bazı problemler de içeriyor. Tıpkı İstanbul'daki eski Fatih Camii kendisinden bir asır sonra onun repliği olarak bir tekrarı olarak
tek yönden yarım kubbeyle genişletilmiş bu yapının, hatta Selim'in yarım bıraktığı külliye inşaatından sonra bölgedeki şikayetlerin Konya vilayetinden Şeyhülislam'a kadar ulaşan şikayetler sonrasında tamamlandığı ve bundan dolayı da kitabesinin konulmadığı bir Osmanlı anıtı, Osmanlı külliyesi veya külliye programı denemesi olarak belki adledebileceğimiz yapının da Mevlana dergahının yanı başında konumlandırılışı bu 16. yüzyılda şehre tekrar Osmanlı merkezi yönetiminden yatırımların gelmeye başladığını gösterir. Bunun yine tabii ki ticari karşılığı, ticari alandaki göstergesi de 9 kubbeli diye işte bildiğimiz Konya bedesteni. Bu bedesten yalnız 19. yüzyılda ortadan kaldırılacaktır yerine Sanayi Nefise Mektebi, Sanayi Mektebi'nin yapılması gerekçesiyle. Ama bu da 16. yüzyıl ortaları itibarıyla şehirde o uzun süren, Selçuklu'dan itibaren uzun süren Durağan dönemin tekrar canlanmaya başladığını, şehrin Celali isyanlarına kadar olan dönem tabii ki sıkıntılıdır ama bu dönemde tekrar şehirdeki ticaretin canlandığı ve artış gösterdiğini, Konya Çarşısı diye bildiğimiz Selçuklu'dan itibaren de varlığı, konumu en azından kapladığı alan itibarıyla var olduğu tespit edilen At Pazarı'ndan işte İplikçi Camii olarak bu bedestene kadar olarak uzan alanın yine ticari alan olma hüviyetini gösterdiğini, Osmanlı döneminde de burada bir ticaret kentinin, bir Osmanlı taşra kentinin canlı bir ticaret hayatına, ekonomik potansiyele ulaştığının göstergesi olarak da bir bedestenin yapıldığını görüyoruz. Ve üçüncü dönem tabii ki bundan sonraki süreç 16. yüzyıldaki bu parlama dönemi tekrar Celali isyanları ve Lale Devri gibi işte Osmanlı'nın da kendi içerisindeki buhran dönemleri içerisinde tekrar bir sönümlenme ve 19. yüzyıla kadar da bir durağan tekrar bir zayıflama, bir zayıflama evresinin yaşandığını bize gösteriyor. Aslında 19. yüzyılda kente gelen seyyahlardan Clement Ward'ın da burada çok güzel bir ifadesi var. Şöyle ifade ediyor: 16. yüzyıldan itibaren artık Konya'nın tarihi yoktur diyor. Ki Ward 1891'de Fransız epigraf Clement Ward Konya'da. Bu enteresan. Osmanlı Devleti'nin Asya vilayetleri içinde kaybolmuş, hudutlardan uzak kalmış Konya artık hiçbir rol oynayamaz duruma gelmiştir. Onun canlılığını görmek için 19. asra kadar beklemek lazımdır diyor. Yani işte 16. yüzyıldan itibaren o duraklama döneminin 19. yüzyılda değiştiğini, şehrin kaderinin tekrar değiştiğini, farklılaştığını ifade eden bir anlatım Huart tarafından. Tabii bu değişim hareketleri içerisinde bir yandan da kayıplar başlayacak. Yani işte az önce gördüğünüz bedesten bir yandan işte 19. yüzyılda ortadan kaldırılacak Konya'nın dış şehir surları, dış surları Alaaddin Keykubat'ın yaptırdığı her bir burcuna emirlerin isimlerini, emirlerini bani olarak atadığı Konya surlarından arta kalan bu eski fotoğraflarda gördüğümüz izler de yok edilmeye başlayacak. Çünkü neden? Tanzimat'la birlikte başlayan bu işte 3. zirve dönemi, 3. canlanma dönemi dediğimiz dönem, 19. yüzyıl dediğimiz 19. yüzyılın ikinci yarısı, biraz sonra daha net göreceğimiz, izleyeceğimiz dönemde bir yandan da aslında Orta Çağ ve Osmanlı dönemi yapılarının da yok edilmeye başlandığı, malzeme ocağı, taş ocağı olarak kullanıldığı veya bedestende olduğu gibi yerinin yeni bir yapıya, yeni bir anlayışa yönelik eğitim yapısına terk edildiğini göreceğiz. Aslında bu kontrastın, değişimin güzel bir ifadesinde bu karede çok iyi anlayabiliyoruz. Yani en ileride Kubbe-i Hadra, yani Mevlana dergahı ve Mevlana Celaleddin'in türbesi arkadan çok küçük gözüküyor. Az önce gördüğümüz, yani bu 13. yüzyıldaki zirve dönemin işareti, ondan sonra gelen 16. yüzyılın ortalarındaki Süleymaniye veya bilindik ismiyle Selimiye İmareti, Selimiye Camisi ve hemen işte 19. yüzyılın ikinci yarısında da tekrar o bizim Tanzimat dönemiyle canlandığını söylediğimiz bölümde de, kısımda da yerini alan Aziziye Camii. Ve bu aynı zamanda hem üslup
hem mimari form, biçim, tasarım anlayışı bakımından da biçimsel değişimleri de aslında bize gösteren bir fotoğraf. Az ileride gördüğünüz Konya Selimiye Camii'nin o klasik tavrına karşı biraz daha onun batısında ve 300-500 metre kadar batısında konumlanan Azize Camii bambaşka bir eklektik tavırla şehirdeki yerini alacaktır. Ve tabii ki Azize Camii 1872-76 yıllarına tarihlenen bu yapının inşasını gerektiren temel sebep de bildiğimiz gibi Emniye Nizamnamesi'ne kadar olan dönemde Anadolu taşra kentlerinin ticaret alanlarının ahşap sütüklü yapılması ve bu yangınlardan sonra da çok ağır hasarlar, felaketler sonrasında da şehirlerde tekrar bir yapılanma sürecinin, bir afet yönetiminin aslında yürütüldüğü evredir. Bu sürede işte aslında Konya çarşısında Fevkani Cami diye bilinen caminin yanmasından sonra onun yerine tekrar ve bir Kagir Cami'nin yapılması ve bu noktada Sultan Abdülaziz'in annesi Pertevniyal Valide Sultan'ın hatta rivayete göre rüyasında gördüğü Konya'da bir cami yaptırasın ki cennette yer bulasın rüya tabirine göre şehirde o dönemde kendisine ulaşan haber doğrultusunda yanan Fevkani Cami'nin yapımını tekrar inşasını üstlenir valide. Sultan Abdülaziz de buna aracılık ederek hem mimar görevlendirmiştir bu inşaatın tasarımı ve yürütülmesinden sorumlu. Hem de bu dönemde İstanbul, başkent İstanbul'daki o Boğaz camilerinde gördüğümüz, Sadabat'ta gördüğümüz aslında Konya ölçeğinde hiç o zamana kadar daha doğru düzgün belki kendi baronu bile yaşamamış bir şehirde bir anda eklektik, ampirik özellikleriyle karşımıza çıkan Azize Camii bir anda bize Konya gibi muhafazakar bir çevrede çok radikal bir dönüşümün ilk işaretini vermiştir. Ama şu enteresandır ki bu çok işte radikal dediğimiz bir anda bu kadar farklı bir üslubun, pencerelerinin kapısından büyük olduğu, çok yeni minare formlarının görüldüğü, eklektik dediğimiz birçok gotikten belki baroğa, rokokoya kadar birçok üslubun karmaşa içerisinde kullanıldığı yapının belirli formları da aslında Konya özelinde de çok benimsenmiştir. Bunlardan bir tanesi de çardak minare dediğimiz, Mısır tipi şerefe dediğimiz şerefeler. Bir bakıyorsunuz 19. yüzyılda Konya'nın bütün köy camilerinden merkezdeki mescitlerine kadar ufak ölçekli mütevazi yapılarına kadar, dini yapılarına kadar da çok beğenilen klasikleşmiş bir form halinde almaya başlayacaktır. Dediğimiz gibi şöyle hızlı geçecek olursak cami taç kapısıyla, mihrabıyla çok o dediğimiz üslup değişimini, o klasikten, o geleneksel yerelci tutumdan bir anda başkent İstanbul'un yaşadığı o değişimi ansızın bir anda Konya'da Çağrı'yı kentin çarşının ortasında hayata geçirmiştir. Ve şehir 19. yüzyıl artık 1819 bizim 3. dönem dediğimiz işte bu klasikten sonraki 3. yükseliş dönemin içinde yaklaşık bir 2-2,5 asır kadar beklemek zorundadır. Ama Tanzimat'ın ilanı 1839'lardan sonra başlayan süreç Konya'da da Anadolu genelinde düşündüğümüz zaman yani bugünkü Anadolu'nun büyük kentlerine karşın Konya'da çok daha canlı bir ifade bulur. Kentte hemen çok hızlı bir şekilde Mehmet Said Paşa'nın idaresinde vilayet konağı, vilayetler nizamnamesi artık eyalet düzeninden vilayetler yönetimine geçen Osmanlı idari yönetimi içerisinde, yerel idareleri içerisinde vilayet konağı, bugün de kullanılan valilik konağı yine aslında o tarihi meydanlar platosu diye adlandırabileceğimiz şehrin Selçuklu döneminden itibaren de kent içindeki bir nevi meydanı küçük ölçekte işte Ebu'l-Faz Camii, İplikçi Camii bu bakımda önemli bir gösterge. Şerafettin Camii, Sanayi Mektebi ve diğer 1. Ulusal Mimarlık Dönemi yapılarıyla çevrili o meydanın içerisinde ilk dönüşümün, değişimin göstergesi vilayet konağı yerini alacaktır. Vilayet konağının inşasıyla birlikte biz Konya'da artık şehirde hem
idari anlamdaki değişikliği ve bunun aynı zamandaki Tanzimat'ın o yeni kurumsal yapılanma süreciyle birlikte hastaneler, banka yapıları, yeni eğitim binaları, okul, mektepler ve birçok yine altyapı yatırımlarının bir anda Konya'ya geldiği yeni bir şehreyle, yeni bir dönemle karşılaşacağız. Bu da aslında çok kısa bir dönem. Yani işte 1890'lardan Birinci Dünya Savaşı yıllarına kadar olan dönemde Konya'da belirli tetikleyici unsurlar diyebiliriz. Tren yolunun gelmesi, öte yandan dediğimiz gibi kente atanan valiler kimliğinden, valiler üzerinden de nasiplenmesi diyorum. Çünkü Ferit Paşa gibi önemli bir Osmanlı valisi atanacaktır. Devlet adamı Konya'da valilik yapacaktır. Bu süreçte şehirde ciddi bir canlanmanın fiziki anlamda karşılık bulduğunu göreceğiz. Ve vilayet konağı bugün de Konya Valiliği olarak hizmetini sürdüren merkezdeki idari merkez inşası Tanzimat yıllarından gelen yapıdır. Dönemin hakim diğer vilayet konaklarında gördüğümüz biraz böyle işte yerel klasik üslubun Türk neoklasiğini biraz işte detaylarda bir nevi Avrupa neoklasiğini gösteren içeride ahşap karkas taşıyıcılı, ahşap sütlüktürlü, dış cepheli kagir ama inşasında da bildiğimiz işte az önce gösterdiğim Konya surlarından da taş malzemenin devşirerek kullandığı bir yapı olarak Osmanlı yıllarında cülüs törenlerinin yapıldığı merkez olarak yerini alacaktır. Ve şehir şimdi baktığımız zaman bu Tanzimat dönemindeki gelişimi bir rota dahilinde kendisini belli ediyor. Burada harita üzerinde işaretlediğim alan. Bu ne demek? Mevlana dergahının türbe önü dediğimiz kısım, bu daha sonra aslında bilecektik. Konak dediğimiz asıl vilayet konağı. Daha sonra atlı tramvay buraya uzatılıyor. Konaktan hemen Alaaddin Tepesi eteğindeki Cumhuriyet denilen durak diyeyim. Buradan Araboğlu makası dediğimiz alandan Zafer, Zafer'den Anıt ve 6. istasyon, 6. merkez durak olarak da istasyonun yani şehrin dışarıya açılan kapısının Konya'nın bu dönemdeki 19'un son yıllarındaki asıl değişimini, dönüşümünü tetikleyen tren yolunun ve onun şehre açılan kapısı olan istasyonun yer alışı. Şehrin hem fiziki olarak batıya doğru kayışını, batıya doğru yeni meydan ve merkezler ve caddelerle gelişimini ve bu caddeler üzerinde de dediğimiz gibi o Tanzimat'ın etkileriyle şekillenen bir mimari söylemin varlık göstereceğini izleyeceğiz. Konya İstasyonu yapıldığı yıllar aslında çok enteresan bir serüveni de var. 1898'de itibariyle işte tren Konya'ya gelince tabii hemen bir anda böyle mutlulukla karşılaşılmıyor. Yani karşılanmıyor bugünkü hızlı tren gibi algılanmıyor anlatılanlardan. Bir kere eleştiriler var işte tipik işte ne çok dışında şehrin çok dışında böyle bir istasyon binasının bulunması yadırganıyor. Burada bir telefon gelince benim şey oluyor, kusura bakmayın hemen Sunu'ya döneceğim. Ve Konya istasyon binasının şehir merkezinden çok kopuk, çok uzakta yer almış olması eleştirilere de sebebiyet veriyor. Kente gelenler de kent merkezi dedikleri anıtla aslında bugün yürüme mesafesindeki olan bölümle şehir merkezi, istasyon arasındaki mesafeyi çok gözlerinde büyütüyorlar. Ve dolayısıyla burada bir ulaşım yapısına, ulaşım hattına ihtiyaç duyuluyor. Ve bu hat tabii ya zamanla atlı tramvay ve tramvay hattına doğru şekillenecek. İstasyon binası tabii yapıldığı zaman bu bu demir yolunun Konya durağı çevresinde de tabii ki bir oluşuma, bir mimari değişime ve oluşuma sebebiyet verecek. Nedir bu? Tabii ki istasyon, Konya istasyonu büyük bir yerleşke. İlk istasyon bugün işte VIP salonu falan diye kullanılan hızlı tren hattına bağlı bir istasyon. Tam Konya işte George Karevio'nun bu dönemde yaptığı diğer Bağdat Anadolu Çapağ'ın işte demiryolu inşaatında yaptığı
diğer istasyon binaların tipik bir örneği, iki katlı, ortada çıkma yapan iki katlı düzenlemede. Bunun işte tam Alman neoklasiğinin bir uygulaması ama tek başına istasyon değil, büyük bir kompleks. Yanında işte 16 tane lojmanı, tam tipik küçük böyle Alman konut geleneklerini yansıtan küçük böyle sevimli restorasyon öncesi görüntüleri tabii bunlar. Lojman binaları ve diğer lokomotif tamir atölyesi gibi. Ama asıl önemli olan çevresindeki değişim, istasyonun çevresindeki değişim. Bir anda bir bakıyoruz biz 19. yüzyılda dönemin yabancı kartpostallarının souvenirlarına yansıyan görüntülerde o oteller kendisini göstermeye, otelleşme. Diğer Anadolu kentlerine bakarsanız İstanbul, İzmir gibi ithalat, ihracatla liman kentleri dışındaki Levanten ağırlıklı nüfusların dışında kentin o Konya'nın da çok hızlı bir şekilde bu otel, yeni tarz otel konaklama, o şehir içi hanlarından farklı bir Avrupa'yı bir konaklama anlayışına gittiğini görüyoruz. Bunların en güzel işte örneklerinden bir tanesi yine Augustus Oteli diye bilinen 2012'lerde restorasyonu yapılan bina. Bu oteller şehre gelen yabancıların ve Bağdat yolcularının bir gece Konya'da kaldıkları zaman konakladıkları ve şehirdeki tüccarların, şeylerin, şehre gelen birçok oryantalistlerin de dahi gelip konakladıkları restoranlarında yemek yiyip belirli partilerin işte eğlencelerin düzenlendiği bu otel binaları da şehrin etrafında hızlı bir şekilde karşılık bulmaya başlıyor. Restorasyon sonrası otelin lobisi ve yine Bağdat Oteli istasyon binasıyla aynı tarihler içerisinde yer alan dönemin en önemli otellerinden, en meşhur otellerinden bir tanesi. Fransız temsilcisiyle Mustafa Kemal Atatürk'ün buluştuğu, daha sonraki dönemlerde hatta işte Yeşilçam içinde bir çekim platosu olarak kullanılan meşhur Hababam sınıfının da çekildiği mekanlardan biri olarak Bağdat Oteli istasyon çevresinde o batılı yeni anlayış, tıpkı İstanbul'daki Beyoğlu Pera'da gördüğümüz yapıların hem süsleme hem yapım tekniklerinin, volta döşemelerin, karosimanların kullanıldığı, ferforje demir korkulukların görüldüğü binalar Konya'da da otel binaları olarak karşımıza çıkıyor. Sırf bunlarla değil, tabii asıl şehrin batılaşma dönemiyle başlayan ticari canlılığı, tren istasyonu, tren Konya'ya gelmesiyle birlikte şüphesiz şehirde bir yandan da ticareti, ki ticaret denilince temel Konya'nın asıl artık ürünü olarak, yani şehre gelen ithal mallar karşılığında dışarıya sunduğu mamul de şüphesiz bugün de olduğu gibi aslında tahıl, zira üretime dayalı bir ekonomi. Ve ambarlar istasyon çevresinde yine tasarım özellikleriyle barok karakter gösteren taç kapılarıyla biraz estetik özellikleri de dikkate değer ambarlar, otel binaları, konutlar belirmeye başlayacaktır. İşte bu dönemin aslında idari ve yönetimsel anlamdaki en önemli aktörü de temsilcisi de Avlonyalı Mehmet Ferit Paşa. Dönemin geç Osmanlı yıllarının önemli devlet adamlarından bir tanesi. Ve bunun 1898-1902 yılları arasında Ferit Paşa'nın Konya vilayetindeki valilik döneminde bir şehirde çok önemli altyapı, eğitim, kültür ve diğer sosyal hayata yönelik çok önemli değişimlerin yaşandığını görüyoruz. Bir valinin aslında Konya ölçeğindeki değişimi nasıl etkilediğini Konya'da Ferit Paşa ve Konya üzerinden tanımlamak mümkün. Bir kere Ferit Paşa gerçekten Konya'ya atandığı bu yıllarda, bu işte hem bir yandan Bağdat Demir Yolu'nun getirdiği canlılık, bir yandan işte başkent İstanbul'un içinde bulunduğu sıkıntılar, bazen hatta Konya gibi bir merkezin ikinci bir payitaht olarak değerlendirilmesi gibi görüşler, iddialar olduğu döneme dair Ferit Paşa'nın şehire adeta damgasını vurduğu bazı imar hareketleri var. Bunlardan bir tanesi tabii ki altyapı. Şehrin bu yıllarda yaşadığı su sorunu çözümüne yönelik bir Dutlukırı denilen mevkiden, Çayırbağ mevkinden
şehre pik borularda, demir borularla su hattının çekip, irsali hattının çekilip şehirdeki su sorununun çözümlenmesine yönelik bir çalışma, büyük bir altyapı projesi. Bunun baş aktörü Ferit Paşa. Ve bir diğer asıl en önemli etkisi de Konya'ya, Konya'nın bugün de KOP denilen Konya Ovası Sulama Projesi'nin aslında ilk prototipini de ta 19. yüzyılda ortaya koymuş Çumra Ovası Sulama Projesi'yle ve Alman devletiyle, bu dönemde Prusyalılarla olan yakın ilişkileri sayesinde de Almanlara ihale ettirerek Beyşehir Regülatörü üzerinden Beyşehir Gölü'nden su kanalıyla Çumra Ovası'nın sulama projesini gerçekleştirmiş ve bu projelerde de enteresan bir tavrı var. Ferit Paşa'nın bir yaklaşımı, yerel eşraftan belirli lider özellikleri olan mesela Cambazzade, Cambaz Deli Osman diye bilinen bir yerel eşraftan bir şahısla, bir tüccarla, bir Konya'nın o dönemde tanınan, ileri gelen bir simasıyla çalışıyor. Deli Osman denilmesinin de sebebi gerçekten çok cesur. Bu dönemde kimse Ferit Paşa'ya inanmazken onun bu projesine ciddi destek vermiş. Hatta rivayete göre su projesinin Dutlu Kırı'dan su getirilebilmesini önererek vilayet konağının ikinci vali katına kadar atıyla çıkarak valinin kapısına dayanmış. Vali tarafından da öyle işte azarlanıp gönderilmemiş. Doğrudan işte kabul edilip kendisi muhatap alıp hatta projesi hayata getirilmiş bir isim. Bir diğer önemli isim de Kuru Kafa Mehmet Efendi diye bilinen, bu Çumra'daki sulama projesinde kendisine yardımcı olan bir diğer yerel sima. Bu simalarla birlikte biz işte Ferit Paşa'nın başta altyapı, burada Alaaddin Tepesi'nin üzerindeki su deposu, o barok Avrupa'yı cephesiyle, bir su, aslında bir su deposu ama cephesi, kitabesiyle, o manzum kitabe metniyle de dönemin özelliklerini yansıtan bir yapı. Bu yapının Alaaddin Tepesi gibi, işte Konya gibi bir düzlükte, Alaaddin Tepesi tabii yüksek bir gabarit teşkil ediyor. Cazibe sistemiyle bu işte Meram tarafından getirilen su, pik borularla, döküm borularla Ferit Paşa Su Deposu'nda depolanıp şehirdeki 40'a yakın bu dönemde inşa edilen Yeni Çeşme'ye dağıtılarak şehrin bu dönemdeki su sulama sorunu çözümlenmiş oluyor. Az önce bahsettiğimiz yapı bir su deposu olmakla birlikte hemen Alaaddin Camii'nin güney tarafında çıkış rampasında konumlanmış bir bina. Tabii bu su deposu bir yandan da tabii ki şehre can verirken, su verirken öte yandan da Alaaddin Tepesi gibi bir höyü ciddi anlamda su kaçaklarıyla zarara sokuyor. İkinci önemli, bakın Tanzimat'ın bu işte ilerleyen zamanlarında artık Tanzimat'tan da aşarak bu süreci 19. yüzyıl sonlarında, 20. yüzyıl başlarında şehrin bugünkü Konya Ticaret Odası ya da işte buğday borsası dediğimiz borsanın ilk pazar alanını, ticaret alanını Ferit Paşa kurduruyor. Bütün işte yerel halk, üretici doğrudan gelip burada tüccarlara buğdayını, işte ürünü, mahsulünü pazarlayarak bir sosyoekonomik canlılığı, ticari canlılığı, ekonomik zenginliği, hareketliği burada hayata geçiriyorlar. Maalesef bu korunamadı. Bu Ferit Paşa'nın inşa ettirdiği buğday pazarı yıktırıldı maalesef bu alan. Halbuki yakın zamanımıza kadar taç kapısı, yanındaki işte birkaç sıra dükkanı korunmuş, restitüsyonları yapılarak, hatta belirli bölümleri korunarak burada daha başarılı bir koruma anlayışı sergilenebilirdi ama ortadan kaldırıldı. Ve bu altyapı, ticaret hayatındaki çok önemli Ferit Paşa reformları eğitim ve kültürde de devam ediyor. Şehir bu dönemde Osman Hamdi Bey'in hem vilayetler nezdinde kurulmasını istediği müzeler ve sanayi mektepleri doğrultusunda ilk refleks veren şehirlerden biri. Sanayi mektebi, Konya'da teknik eğitimin, teknik mesleki eğitimin yürütülmesine yönelik sanayi mektebi de Ferit Paşa tarafından yaptırıyor. Ama Ferit Paşa tabii bu yapıyı yaptırırken dediğimiz gibi 16. yüzyılın o dediğimiz canlanma dönemin temsili yapısı Konya Bedesteni'ni yıktırıp onun yerine 1. Ulusal Mimarlık dönemine dair özellikleri bulunan işte Çin'e alınlıkları, işte simetrik cephe düzeni gibi özellikleriyle bu işte teknik eğitim okulunu, yeni Osmanlı eğitim reformunun, Tanzimat'ın
akabinde gelen bu yeni eğitim anlayışına yönelik teknik okullarında ilk örneklerinden bir tanesi Konya'da hayata geçiyor. İdadi yine bu yıllarda, Konya İdadisi de o yıllar 1899'larda aslında Konya Numune Hastanesi diye inşası gerçekleştirmiş ama Ferit Paşa bu dönemde binayı idadiye çevirerek, idadiye tahsis ederek Konya'da lise düzeyinde, yüksek öğretiminde artık devamının sağlanmasını teşkil ediyor. Ve bakın bununla da bitmeyecek tabii ki Ferit Paşa'nın şehire yaptığı katkılar. Anadolu'nun ilk Asar-ı Atika Müzesi, Müze-i Hümayun Konya Şubesi olarak Ferit Paşa zamanında yaptırıyor. Bunun asıl yapılmış sebebi bir yandan Osman Hamdi Bey'in işte bütün eserlerin İstanbul'a gönderilmesine karşı bunun sürdürülebilir olmadığını anlaşılması ve Osman Hamdi Bey'in de vilayetler nezdinde müzelerin kurulması yönündeki tavsiyeleri Konya'da Ferit Paşa tarafından hemen zaten hayata geçirilmiş. Bedesten aslında o yıllara kadar da eski eser deposu olarak kullanılmış. Yani işte Clement Ward falan, işte diğer seyyahlar, yabancılar şehirde geldiğimiz zaman bir müze var depom hüviyetinde ama bedesten diyorlar. Ama Ferit Paşa o bedesten yıkılınca eserleri de sağa sola işte sevk etmiyor. Bunlar için yeni bir hemen Konya İdadisi, bugünkü Karma İlköğretim Okulu'nun bahçesinde bir müze binası inşa ettirerek, küçük, tek katlı, işte mütevazi bir müze binası inşa ettirerek daha sonra genişleyen bu bina Konya Arkeoloji Müzesi'nin, Konya Müzelerinin de tarihi çekirdeğini teşkil eder ki aslında Anadolu'da da inşa edilen ilk Asar-ı Atika Müzesi'dir. Beş yol kavşağında Karma İlköğretim Okulu'nun bulunduğu mevkidedir. Bu bina daha sonra kavşak genişletme projesiyle içeriye taşındı. Müze-i Hümayun Konya Şubesi diye kitabeleri bulunan, İşte bu taşınmış hali biraz kavşağı rahatlatmak adına bu binayı taşıma adı altında yıkıp tekrar imitasyonunu inşa ettiler. Kitabelerini tekrar işte giriş kapılarına koydular ama sevindirici bugün bu bina Konya Eğitim Tarihi Müzesi olarak yine müze işleviyle kullanılıyor. Ve bu 1890'lardan itibaren hem Balkan Savaşları'nın hem Osmanlı İmparatorluğu'nun diğer bağlı eyaletlerindeki nüfus hareketliliği, tehcir politikalarında sonuçta Kırım, Balkanlar ve Suriye üzerinden de göç hareketleri başlıyor Birinci Dünya Savaşı öncesinde. Buradan Konya'da tabii ki o canlanan ekonomi seviyesiyle çok daha göç alan bir merkez durumunda. Ve bu dönemde Konya'ya gelen tüccarlar, bu işte Maruni asıllı Ermeni, Rum koloniler, bu kentte yine ticarete dahil olmuş yabancılar diyelim. Ve daha da ziyade konsolosluklar nezdinde şehirde varlık gösteren yabancılar şehirde bu Cumhuriyet dediğimiz Alaaddin Tepesi'nin önündeki durakla Araboğlu Makası, Zafer, Anıt ve istasyon dediğimiz o yeni duraklar üzerindeki rotada o işte batılı dediğimiz yeni konut tasarımlarını, yeni yapı tiplerini ve hatta işte kolonyal yapılarını, Rum Mektebi gibi, işte Amerikan Hastanesi gibi yapıları inşa ettirerek, bunları şehirde ortaya çıkararak yeni bir mimari söylemi oluşturmaya başlıyorlar. Burada Araboğlu Kosti Konağı, işte az önce harita üzerinde işaretlediğim hat üzerinden takip edecek olursak, Mevlana Dergahı'ndan sonra Hükümet Vilayet Konağı, Vilayet Konağı'ndan sonra Cumhuriyet Meydanı ve Cumhuriyet Meydanı'ndan Zafer durağına kadar olan rotada şehirde biz artık işte tramvay hattının, işte atlı faytonların, daha sonra Ferit Paşa'nın 1896'da sadrazam olduktan sonra Konya vilayetine Selanik'te söktürülen atlı tramvayın Konya'ya göndertilip kurdurulmasını sağlamasıyla birlikte atlı tramvayın görüldüğü, bu dediğimiz gibi daha eklektik, daha farklı bir söylemle karşımıza çıkan konutların, batılı tarzda yaşam tarzının artık görülmeye başladığı yapı formlarının, otellerin, hastanelerin kurulduğu, işte yer aldığı bir varyant görmeye başlıyoruz. Bu Araboğlu makası dediğimiz makas, bunun işte ilk ve bugün de kısıtlı ölçüde örneklerini gördüğümüz
rotası. Burada Araboğlu Kosti Konağı diye bilinen, işte o yine Levanten Maruni asıllı Araboğlu denilmesinin sebebi bu. Ve hatta Gertrud Bell'in Konya'ya geldiğinde bir çay partisine katıldığı Alman tarzında, ki büyük bir ihtimalle de Alman konsolosluğunun kullandığı konut olması gerekir. Bir yapının. Bunları ancak biz fotoğraflarda, arşiv fotoğraflarında, ama günümüze gelen Nevzat Özkal Evi diye bilinen, bugün Konya Mimarlar Odası'nın kullandığı ev, o Türk evi cephe özelliklerinin artık bu işte bahsettiğimiz batılı tarzda değişime, farklı kemer, işte rustik tarzda taş örgüler, böyle ahşap süslemelerle, daha barok farklı süslemelerle yorumlandığı bir evre yaşanmaya başlanıyor. Ve enteresan olan tabii ki bu dönemde Konya'da 1890 Tanzimat yıllarından itibaren Fransız, Yunan, Alman ve hatta Amerikalıların konsolosluklar açmaya başladığını görürüz. İtalyanların. Bunun tabii en önemli sebebi buradaki ticaret anlamında temsilcilik bulundurmak, ticari müşavirlikler düzeyinde temsil edilmek. Yine mesela Gertrud Bell şehre uğradığında İngiliz konsolosu Doughty Whelan'ın evinde, onun konsolosluk bahçesinde böyle bir fotoğrafla Konya günlüklerini oluşturuyor. Öte yandan eski Kız Ortaokulu diye bildiğimiz bina aslında ilk yapımı, aslında Yusuf Şar Konağı, Yusuf Şar için yaptırıyor, ama bu da oryantal böyle kubbeleriyle falan inşa ettirilen bu binanın, bu büyük ölçekli binanın da konak tarzı binanın, çifte konak hatta, haremlik, selamlık gibi, ama tarihsel süreç içerisinde Fransız konsolosu olarak kullanıldığını biliyoruz. Restorasyon öncesi ve sonrası görüntüleri. Atatürk Müzesi diye bildiğimiz yine Yusuf Şar. Yusuf Şar çok önemli bir sima. Bu da yine bir tehcir döneminde Konya'dan ayrılmış. Daha sonra bütün gayrimenkulü bir buğday tüccar bir şahsiyet. Önemli bir buğday tüccarı. Bugün eski belediye, Yusuf Şar Konağı, az önce gördüğümüz Fransız Okulu ve Atatürk Müzesi olarak kullanılan binaların, konutların ilk sahibi, yaptıran, çok ciddi bir gayrimenkul zenginliğine ulaşmış onun yaptırdığı binalar. Ve dediğimiz gibi diğer kentteki kolonilerin, yabancı batılı kolonilerin, daha sonra Fransızların, Fransız cemaatine geçmiş, Paris Le Union diye küçük bir kitabesiyle, hatta hemen şurada gösterdiğim kitabesiyle Rum Mektebi, ama büyük bir ihtimalle Ermenilerin tehcirinden sonra Fransızlara kaldığı düşünülen binanın Rum Mektebi olarak bu dönemde Konya'daki işte Hristiyan öğrencilere kendi Tanzimat'ın sağladığı imkanlar, serbestlik doğrultusunda eğitimlerin sağlandığı, yürütüldüğü bir binanın kullanılmış olması, hatta kitabesiyle de karşımıza gelen, çıkan bu binanın bu yıllarda geldiğini biliyoruz. Bu işlevde kullanıldığını biliyoruz. Hatta birçok günümüze ulaşamayan yurt binası gibi, bu Fransız kolonisinin, bu Paris cemaatinin kullandığı binalar, Fransız okulu, hatta ama bunu yurt olarak kullanıldığını, Altın Çeşme mahallesindeki bu binanın bu dönemden geldiğini biliyoruz. Burada bahsettiğimiz o işte Katolik Kilisesi diye bilinen kilise, hemen Doktor Dayton, bir Amerikalı doktorun açtığı hastane binası ve hemen yanında da şurada panjurlarıyla gördüğümüz, hemen onun sağındaki küçük bir farmasi, yani eczanenin, artık Konya'da baktığınız zaman Beyoğlu'daki küçük Beyoğlu gibi bir cadde aslında oluşmaya başlıyor. Bu Araboğlu Caddesi diye bilinen caddede. Bu bir Doktor Dayton Hastanesi, daha sonra işte Kolordu Komutanlığı tarafından kullanılmıştır. Maalesef günümüze gelemeyen bina. Ve Osmanlı'nın da tabii ki yeni tanzimat kurumları, Osmanlı Bankası, Ziraat Bankası gibi binalar, dönemin hakim mimarlık üsluplarını yansıtır şekilde Konya, o tarihi meydanlar platosu dediğimiz vilayet konağının yanı başında, bir yandan Osmanlı Bankası, daha sonra Ziraat Bankası, günümüze ulaşamayan hemen Şerafettin Camii'nin arkasında yer aldığı söylenen bina yapılıyor. Ve bu binalarda buraya kadar, özellikle Ziraat Anıtı ve Atatürk Anıtı Meydanı dediğimiz, Konya
meydan, anıt meydanı dediğimiz meydana kadar olan aksda, o rotada, o bu anıt durağına kadar olan kısımda ki şehrin mimari çehresinde aslında baktığımız zaman batılı bir tavır sergilediğini ve bu dönemde işte Marunilerin ağırlıklı bir imar hareketinde öncülük gösterdiklerini, önce rol oynadıklarını söylemek mümkün. Ve buradan sonra bakın 1900'lerden sonra artık 1900 Birinci Dünya Savaşı yıllarına doğru da mimarlık akımı bakımından da, mimarlık üslubu bakımından da Konya'da artık birinci ulusal dediğimiz Türk neoklasik, Türk milli mimarlık üslubu kendisini gösterecek. Ve anıttan istasyon durağına kadar olan bölümde de ve asıl anıt çevresinde de biz bu milli mimarlık arayışının, bu İttihat ve Terakki'nin öncülüğünde gelişen ve onların en önemli savunucularından biri olan Mimar Muzaffer'in Konya'ya gelişiyle birlikte şehirde artık biz Türk neoklasiğinin de Türk birinci milli ulusal mimarlık üslubunun da örneklerini görmeye başlayacağız. Ve bu işte anıt dediğimiz meydan düzenlemesi tıpkı Konya, Ankara, Ankara, İstanbul'daki Taksim, Ankara Ulus Meydanları gibi daha sonra Cumhuriyet döneminde 1926 Henry Crippel'in üzerine yerleştirdiği meşhur Atatürk heykeliyle şehrin gelişen yönüne, batıya, istasyon çevresine bakan o muhteşem heykel tasarımıyla bugün hala revaçta olan şehrin en önemli meydanlarından bir tanesi. Bu değişen çehreyi de eski fotoğraflarda daha iyi algılamak mümkün. Amber Reis Camii, onun yanında yine Mimar Muzaffer'in yaptığı Darül Malumin erkek öğretmen okulu diye yapılan birinci ulusal mimarlık döneminin sembol yapıları. Anıttan yine istasyona bakan bir caddesine bakan bir eski fotoğraf ve hemen bu arka tarafında bu fotoğrafın çekildiği tarafta da şehrin ilk millet bahçesinin inşası söz konusu olacak. Burası 2. Abdülhamit'in o şehirlerde yapılmasını istediği bahçelerden, millet bahçelerinden bir tanesi yine bu yıllarda Konya'da da yapılıyor. Onun da günümüze maalesef tabii ulaşamadı. Ancak küçük bir ize biraz sonra göstereceğim. Anıt Meydanı, Mimar Muzaffer'in Konya'da bulunduğu yıllarda, Birinci Dünya Savaşı yıllarında inşa edilen Darül Muallim'in erkek öğretmen okulu, cephe tasarımı, mimari süslemeleriyle de Birinci Ulusal Mimarlık Dönemi'nin en önemli, en göz alıcı örneklerinden bir tanesi. Ve Millet Bahçesi, 20. yüzyılın başlarında inşa edilen bu işte kentsel rekreasyon alanı, bu işte tıpkı Sadabat'ta gördüğümüz o bahçe, buluşma alanlarının, şehir parklarının bir örneği yine Konya'da Millet Bahçesi'nde hayat bulacaktır. Tabii Millet Bahçesi yeni imar hareketleri sonrasında günümüze gelemedi ve sadece burada gördüğünüz kapısı bu alan temizlenip bu alan yeni işte inşaatlar açılıp Devlet Tiyatrosu ve arkasındaki mahallenin de gelişmesiyle ortadan kalktı. Burada tekrar Konya Stadyumu'nun kaldırılmasıyla yeniden bir Millet Bahçesi düzenleniyor ama kapısı Konya İmam Hatip Lisesi'nin bahçesine nakledilerek en azından kapısı bu sayede, Millet Bahçesi'nin kapısı bu sayede günümüze kadar ulaşabildi. Ve kısacası ben fazla da vaktinizi almadan son söz olarak hatta şuradaki kapanış paragrafımı okuyarak konuşmamı tamamlamak istiyorum. Konya'nın Osmanlı idaresinde 19. yüzyıla kadar olan sosyoekonomik ve fiziki gelişim düzeyi Selçuklu ve Beylikler dönemine kıyasla daha düşük bir seviye içinde gelişiyor. Buna karşılık Osmanlı Devleti'nde Tanzimat Fermanı ile başlayan reform hareketleri Konya'da da etkisini göstermiş ve nihayet 1896'da şehre ulaşan demiryolu kentin kaderini hızlı bir şekilde değiştirmeye başlamıştır. Nitekim 20. yüzyıl başlarında Konya sosyal ve iktisadi açıdan Anadolu'nun en ileri şehridir. Geç Osmanlı döneminde yaşanan bu refah ortamında fiziki çevre de nasibini almış, istasyon çevresinde beliren yeni merkez ile hükümet konağı arasında kalan alanda kamu ve ticaret kurumlarının yeni tipleri, yeni yapı tipleri ortaya koyulmuştur. Bir modernleşme süreci olarak da addedilebilecek bu dönemde inşa edilen ulaştırma,
konaklama, eğitim, ticaret ve yönetim binalarında önceleri Avrupa'yı bir tarz izlenirken, milli mücadele yıllarına doğru yurt çapında kabul gören milli mimarlık akımının etkisi Konya'da bu gördüğümüz rota üzerinde kendisini hissettiriyor. Ben sözlerimi burada nihayetlendirmek istiyorum. Soruları alabilirim. Bu arada kusura bakmayın, bu sunuyu daha önce bir kullanmıştım. İtalya'daki Türk Sanatları Kongresi'nde buradaki diyaları kullanmıştım. Ondan dolayı diyaların altyazıları İngilizceydi. Kusura bakmayın ama önemli değil. Zaten her bir diyanın açıklamasını ve isimlerini ben üzerine basarak Türkçe olarak söylemeye çalıştım diyerek beni dinlediğiniz için, sabırlarınız için teşekkür ediyorum.